muhalefetteki partilerin büyük bölümü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye için uygun olmadığı iddiasında. Siz güçlendirilmiş parlament sistem konusunda neler düşünüyorsunuz? Bu diğer muhalefet partilerinin bulduğu isim gibi biz de bir isim bulduk. Bizim sistemimiz de demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi olsun diye düşünüyoruz. Neden? Çünkü mevcut başkanlık sisteminin rötuşlanması gereken, balans ayarlarının yapılması gereken bazı hususlar var. Onlardan bir tanesi bağımsız yargı konusu, bağımsız medya konusu, kuvvetler ayrılığı konusu, şeffaflık konusu ve güçlendirilmiş meclis konusu. Yani sadece bir şahsın kendisinin yazıp kanun diye bir şey çıkartmasından ziyade meclisin kanun yapma fonksiyonunun yeniden kazandırılması, bu noktada meclisin güçlendirilmesi ama yine tek bir başkan tarafından Türkiye'nin yönetilmesi. Çünkü şu anda halihazırdaki durumda HSK, Anayasa Mahkemesi, yargı, Sayıştay, Danıştay doğrudan veya dolaylı olarak hükümetin kontrolü altına giriyor. Tek bir şahsın kontrolü altına giriyor. Bu tabii doğru bir şey değil. Gelişmiş bir ülkede böyle bir uygulama olmaz. Medyanın maalesef bağımsızlığı elinden alınmış durumda. Dolayısıyla biz güçlendirilmiş parlamenter sistem yerine demokratikleştirilmiş başkanlık sisteminin uygun olacağını, tekrardan illa parlamenter sisteme döneceğiz diye bir şart olmadığını ifade ediyoruz. Demokratikleştirilmiş başkanlık sisteminde de dediğim gibi aslında beş tane unsur var. Bağımsız medya, bağımsız yargı, kuvvetler ayrılığının tam manasıyla tesis edilmesi, güçlendirilmiş meclis, kanunu meclisin yapması ve aynı zamanda şeffaflık konusu, denetlenebilirlik konusu. Bunlar sağlandıktan sonra başkanlık sistemiyle de devam edilebilir.